Ev hanımlarına emeklilik müjdesi. Primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Türkiye'de emeklilik sistemi ev kadınları için büyük bir değişiklik geçiriyor. Yeni reformlarla birlikte sosyal güvence ve erken emeklilik imkanı sunulacak. Devlet prim desteği ve yıpranma haklarıyla ev kadınları artık daha kolay emekli olabilecek. Ev kadınlarına yönelik yeni emeklilik paketi, sosyal güvence ve erken emeklilik fırsatlarını gündeme getirdi. Aile koruma kalkanı paketi kapsamında sunulacak prim desteği ve yıpranma hakları hakkında detaylar ortaya çıktı. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, yeni reformlarla sosyal güvence ve erken emeklilik. Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli reformlar gündemde ve bu reformlardan biri de ev hanımlarını kapsıyor aile koruma kalkanı paketi ile ev kadınlarına hem sosyal güvence sağlanacak, hem de erken emeklilik imkanı sunulacak. İşte detaylar. Yeni emeklilik sistemi nasıl işleyecek? Aile koruma kalkanı paketi çerçevesinde ev hanımlarına yönelik getirilecek yenilikler dört aşamada gerçekleşecek. Sosyal güvence sağlanması, sigortası olmayan veya çalışma fırsatı bulamayan ev kadınlarına sosyal güvence sunulacak devlet, bu kadınların ödeyeceği primlerin üçte birini karşılayacak. Bu düzenleme sayesinde ev kadınları daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak. Çocuk sayısına göre erken emeklilik, çocuk sahibi annelere, çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik imkanları sağlanacak. Anneler, doğum borçlanması ve prim destekleri ile emeklilik yaşını öne çekebilecek. Yıpranma hakkı düzenlemesi, çalışan anneler için yıpranma hakkı uygulanacak. Çocuk sayısına göre prim eklemeleri yapılacak ve yaş şartında esneklik sağlanacak. Bu sayede anneler daha az çalışarak daha fazla prim kazanabilecek. Doğum borçlanması, sigortadan önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılacak. Bu borçlanma ile prim kazanımı mümkün olacak. Prim eşitliği ve emeklilik şartları Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur primlerinin eşitlenmesiyle emeklilik şartları da değişecek. 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı, prim eşitliği ile 4500 güne çekilebilecek. Bu düzenleme, ev kadınları için erken emeklilik fırsatını daha olabilir hale getirecek. Yıpranma hakkı ve çocuk sayısının etkisi Yıpranma hakkı, çocuk sahibi olan anneler için de geçerli olacak. Çocuk sayısına bağlı olarak prim eklemeleri yapılacak ve yaş şartı geriye çekilecek. Örneğin, bir anneye 2 yıllık prim eklenirse, yaş şartı 2 yaş geriye çekilecek. Çocuk sayısı bu süreçte önemli bir kriter olacak. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma. Yeni düzenleme ile emeklilik hakkına kavuşan ev kadınları, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatına da sahip olacak sosyal güvenceyle birlikte sağlık hizmetlerinin kapsama alınması, ev hanımlarının yaşam standartlarını artıracak. Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılacak bu reformlar, ev hanımlarına sosyal güvence ve erken emeklilik imkanları sunarak büyük bir değişim yaratacak. Aile koruma kalkanı paketi ile ev kadınları, daha az prim ödeyerek ve sosyal güvenceleriyle birlikte erken emeklilik hakkına kavuşacak. Bu düzenlemeler annelere de çocuk sayısına göre prim desteği ve yaş şartında esneklik sağlayarak emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirecek.